Çakmakçayır köyünde mecburi hizmetini yapmakta olan Doktor Mustafa, birkaç kez köydeki her yaştan kadınları toplayıp onlarla aile planlaması, doğum kontrolü, ana çocuk sağlığı gibi konuları konuşmak ister. Ancak her çağrılışta ancak bir iki kadın gelir. Bunun üzerine ahana öne düşer ve muhtara inat bütün kadınları toplayıp getireceğini söyler. Ve hemen sebileyi alıp kapı kapı dolaşmaya başlar. Ama o da hiç ummadığı bir şeyle karşılaşır. Kimi kadınlar güler geçer, kimileri ha ha der, kimileri yaşlı olanlar da bizden geçti artık, gençler gitsinler. Hele komşularıyla muhtarın karısının gelmemek için söyledikleri ahanayı deliye döndürür. Ahana köyde ilk kez böyle bir şeyle karşılaşmıştır. Ahana söyledikten sonra herkes gelir doktor bey. Siz hiç merak etmeyin. İnşallah göreceğiz. O zaman sen Gülsar Hoca Hanım'a söyleyiver. Olur söylerim. Yarın ikiden sonra dersin. Öğleden sonra okulda aldıktan sonra. Oldu mu? Buyurun Hasan amca. Buyurun efendim. Acaba doktor bey de buyur diyor mu? Tabii tabii Hasan efendi buyurun. Buyurun oturun. Efendim ben yani sizin zatınıza bir şey söylemek istiyorum. Otursanız Hasan efendi. Sağ olun efendim. Şimdi diyorum ya Allah'ım diyemiyorum ki tabii ya nasıl da şimdi yani Ebu Hanım çıktı da rahat rahat şurada şimdi konuşacağız. Efendim diyorum ki siz yarın sabah öğleden sonra artık orasını ben tam anlayamadım ama yarın kadınları toplayacak mısınız? Ha evet öğleden sonra. İşte öğleden sonra mı? Evet öğleden sonra. O zaman biz de adamları yarın sabah veya öğleden sonra toplayalım. Adamlarla da bir konuşma yapalım diyorum efendim. Anlayamadım. Şimdi bakın efendim. Doktor bey, şimdi madem ki ahara kadınları toplayacakmış. Evet. Ben de çeyrek asan olarak adamları toplayayım. Aa muhtar hariç, muhtar hariç. Çünkü bizim adamlar efendim, nasıl söyleyeyim. Buyurun. Doktor bey, doğuma çağırıyorlar. Acele gitmen lazım. Tabii tabii. Ben tanıyor muyum? Duvarcı Yusuf Usta'nın gelini. 7. çocuğu. 7 ha? Peki tamam. Ne olur buradan ayrılmayın. Bir terslik çıkabilir. Terslik çıkmaz mı? Çıkar tabii. Bugün işte o da 8. çocuğunun yani olur. İşte bakın diyorum ki yani o yüzden şu bizim adamları toplasak da şu adamlarla bir konuşsak. Çünkü bizim adam bilir. Yani... Buyurun. Efendim, merhaba buyurun, doktor. Buyurun. Merhaba, merhaba, merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsın buyurun. Evlat? Sağ olun, sağ olun. Sağ ol, sen de sağ ol. Buyurun. Estağfurullah, muhterrağa gidiyorum. Gitmeden evvel sana bir uğrayayım, hem bir hal hatır sorayım dedim. Hem de şu hoparlörden seslenelim mi bu? Ha, hiç gerek kalmadı muhtar. Ahana ben herkesi yarın toplayıp saat 2'de hepsini oraya getireceğim dedim. İnşallah toplar, buyurun, inşallah olsun. Toplar. Doktor. Buyurun muhtar. Bu duvarda bir şey mi var? Bu adam niye öyle duvara bakıyor? Ah! Beni bak! Ne var orada? Duvar! Çeyrek deli ne olacak? Allah'ım
Gene beni karşın tuttu. Tövbe. Osman! Baba Osman! Ya ne oluyor ki? Ay Allah hepsi. Ne oluyor? Ne var? Hayrola bir şey mi var? Ya bir şey mi var dedim. Necibe kadın nerede? Necibe kadın nerede? Uyuyor. Ya şu bizim Haydar'ın işi bozulmuş ya ona çok canım. Bu da bozulmuş ya ona çok canım sıkılır benim. Niye bak, bozulmuş? Bak yahu. Dur. Bu sıra böyle seyrek olur mu? Bu sıra bu babus. Dur yahu. Dur yahu olur ya mu bu dur, sıra? Ya dur etme kardeşim. Ya niye ne yapıyorsun ya? Ya çeyrek ben o iki sırayı dur. Yapana kadar canı çıktı. Çeyrek etme onu. Gerçi ben onu şey yaptım da yani onu. Ha, sen onu şey yap. Ben seni böyle ördüğünü seyrek ördüğünden al. Sen ördün bunu. Belli hiç saklama beni. Bak. Ya çeyrek dur. Bak dinle. Dur onu bozma. Heh. Yahu zaten bu bozulmuş bak bunu şuradan çekecek ki şöyle çek bunu ki yapar. Bak şunu şöyle gayet zarif bir şekilde ya, tutacaksın. Çeyrek. Bak sonra şunu şöyle iteceksin. Sonra şunu ya kardeşim dur Allah. Ama şah çekti ya. Ya dur. Şunu şuradan dolayacağım. Çeyrek bak, rezil olacağız ya herkes bak. Görüyor. Ya dur. Çalışmasın rezilliği mi var? Ya ne çalışması ya, kardeşim Allah aşkına yürü ya. Bir dakika ya. İçeride göster kardeşim yeşil ya. Yeşil tuttum tek bir Allah. Ya olmaz ya gel Allah seversen ya çeyrek. Gir olsun gir. Yahu çekme şu ayağımı çıkarayım ya. Dur sus yavaş ol Necip'e uyuyor dedim sana. Allah şimdi ya. Gel otur sus. Yavaş ol. Of. Ya kardeşim aklımı zayi edeceğim ya. Yahu aklını zayi edeceğine aklını kullan. Bak bitti bir de bu sıra bak bitti. Bak sen bu işi örüyor musun da? Sen bu işi örüyor musun da? Benim haberim yokmuş. Sus. Haberim benim şeyden mi haber? Haydar'dan mı haber? Bak çoraplar bitti bile. Aha öyle diyorum. Ne haber Haydar'dan yani? Haydar'dan ne haber sen olacak? Sen bu gidişle her gün iki tane çorap verersin. Haydar'dan ne haber? Bak çorapları bitiyormuş bir dedi. Aha Haydar'dan ne haber? Bak bittiyse yahu siz niye mektup yazmıyorsunuz? Neden? Ya bir mektup yazın da sorun. Başka isteyen var mı yok mu diye. Sen oradan Ankara'dan çorap isteyen var mı diye. Ya ben aklımı zayi edeceğim. Sen aklını zayi et, aklını kullan. Sen nasıl örüyor ya? Yani ben... Bakası ölüyor ya. Çorapları ne yapıp yedip yollayın. Ben sultanı bırakıp oraya gelemem. Hem de havalar çok bozuldu. Sultanın bir dayısı vardı ya hani sultan ona mektup yazmış. Demiş ki Haydar işsiz kaldı. Benim de günüm yaklaşıyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bilmiyoruz dayı demiş. Sultan ona hep mektup yazardı. Sonra
teyzenin karnı var ya ana, vallahi böyle olmuş, doğru diyorsun kız. Aha işte şu kadar olmuş kız. Biliyorum, biliyorum, gördüm, gördüm. Hepsi öyle olmuş, hepsi. Allah dualarımı kabul etti elbet. Ama biliyor musun, anamınki de bu kadar kız. O da mı şey ki acaba? Ananınki de mi? Vallahi seninki kadar var ha. Şey kız, ananınki şeydir. Gazdır, gaz girmiştir. Şişmanladı da ondan öyle oldu yavrum. Ya bizim yaşımızdaki kadınlar böyle yaşlanınca şeyleri, karınları şeyleri filan şişer, şişmanlar, İnşallah ondandır. Ondandır. Ana, bak sarıdı diyor bak kız. Onun karnı da şiş. Şey mi ki acaba? Yok kız, yok. Rezil. O şeyden değil, o şeyden, bebeden. Tabii, seni sarıdı da seni. Benimle zevklenir misin? İşte böyle olur senin de kanın. Böyle olur ya. Gel kız, gel çıkalım, daha dışarıda bir yığın var bunlarda. Gel azıcık zevkleniriz. Ben sonra süpürürüm süpürecek yerleri. Hadi azıcık zevkleniriz kız. Yürü. Bekle. Hadi gidelim. Hadi gel. Maşallah. Hadi neyse ne. Bu ne kız Necibe, bu ne bu? Elinin körü. Elinin körü ya. Elinin körü. İşte doktorun sözünü dinlemezseniz bunlar gelir başınıza. Doktorun boşuna mı dedi? Hepiniz gelip topleşin şurada, söyleyeceklerim var diye. Benim için hava hoş. İyi ki sen ilendin de ilencin tuttu. İnşallah 200 olacak. 300 olsun kız, 300. Bunlar bakar, bunlar zengin ha. Zengin. Olsun, sen ahana da bak bakalım, kaçız olacak bir bak. Ne kız, kaçızı neymiş o kaçız? Senin galiba hiçbir şeyden haberin yok ha? Ne oldu? Muhtar karar çıkarmış, karar. He? İhtiyar heyetiyle. Ne kararıymış o? Valla galiba seni köyden sürüp atacaklarmış ahana. Ne? Sürüp atacaklar mı? Sürüp atacaklar mı? Sürüp atacaklar, sen ne sandın da? Böyle şeyler köy yerinde gızlı kalır mı ha? Ne kız o? Senin kocan var mı? Sen kimden gebe kaldın? Utanmıyor musun sen ha? Ne diyorsun bu kız? Ne demek istiyorsun sen? Hadi kız, yürü gel, biz bundan konuşmayalım. Günah kız, gel biz gidelim. Koskocaman karısın, edepsiz. Kız o şey değil, bebe değil kız, şiş mi bunun da? Hadi bebe. Hadi kız, yürü. Kız gebe değil, şiş kız o. Benimki kız şiş benimki, sizinkiden değil benimki. Vallahi değil benimki. Gaz kız. Gaz oldu. Kızım, yine diş gördün değil mi? Ama çok diş görüyorsun sen de. Akşamdan tıkınıyorsun sonra böyle sabah sıkılıyor. Düşmüş görüyor. Aman çok şükür aman. Bir dişti bir dişti. İç şunu. Ama içeyim bismillah. Yine Atatürk'ü mü gördün kız sen? Ne gördün anne? Atatürk'ü yok görmüş. Kızım yok. Keşke onu görseydim keşke. Ama bu beter bir şey. Ne gördün söylesene. Yok söyleme. Yok bir başka bir şey. Sıkıntılı çoksa dediğin gibi dıkın sıkıl. Öyle oldu yavrum. Yok, bana bak, yatsı okundu mu yatsı? Yok daha okunmadı. Ha iyi, kalk. Hep birlikte konu komşu dolaşacağız. Aman yine mi? Yine kızım dolaşacağız. Hepsine dolaşacağız. Okula gelsinler. Hani doktor bey dedi ya, okula gelsinler. Konuşacağım onlarla. Hepsi yarın aynı saatte okulda toplaşsınlar. Onu söyleyeyim. Aman anne, söyledin de sana neler söylediler. Hiç gelmiyorlar işte. Olsun. Kızım, sebilen niye böyle inat ediyorsunuz? Goleyse hadi bizden geçti desinler. Goleyse artık biz onu düşünmüyoruz desinler. Bizde olmaz desinler. Goleyse sabah söylediklerini şimdi bir daha söylesinler.
Ben bu köyün erkeklerine laf geçirtiyorum da kadınlarına mı geçirtemeyeceğim kızım? Doğru diyorum. Doğru diyorum. Hadi kalkın gidelim. Kızım mecburi gelecekler. Bir daha gayri mecburiye gelecekler. Güzellik de olmazsa zorla gelecekler. Bana bak şimdiden söyleyin ha, sabah iş miş çıkarmasınlar, anladınız? Ama anne bu saatte olur mu hiç? Kızım saati maat yok değil mi bu saatte? En saat. Hadi kızım, güzel kızım. Hadi bana şey mi verin sopamı, en kalın, en kocaması sopamı, hadi. Şimdi hadi. De ben alayım mı kız? Allah canını çıkmasın. Küçüğünden sana devir teslim ettim. Hadi kız, hadi kız. Kalkın hadi gidelim, hadi bakalım. Beraber. Allah Allah, Allah Allah. Bayağı gidiyorlar ya. Geçsinler. Muhtarın 6 ayda yapamadığını ahana hemencecik yapıverdik. Tabii canım. Muhtarın narhı düştü. Şimdi bir iyice düştü, zıfır oldu. İyi ama ötekinin narhı ne oldu? Ne oldu? Onun narhı da iyice sıfırdan yukarı çıktı. Of of. Bunların ikisinin narhını da iyice zıfır etmeden bana rahat yok kardeşim. Yahu birinin narhını sıfır ediyorum, öteki fırlıyor. Birininkinin narhını sıfırlıyorum, öbürü fırlıyor. Hiç değilse sizinkiler gitmeyecekti ya. 3-5 kadın eksik gidecekti. Ne yapacaktık peki? Ne yapacaktık olur mu ya? Siz koca değil misiniz? Niye güldünüz? Gördün mü kardeşim? Yani hani başka biri çağırsa neyse ama o kadın çağırınca yani bile bile gitmeleri insanın sinirini bozuyor. Vallahi koçum, kadın kadının ağzına bakar biliyor musun? Belki seninki de gitmiş. Tabii. Kim benimki? Seninki canım, Dilber kadın. Benimki benden habersiz bir yere gidebilemez. Tabii, hele o kadının sözüyle, muhtarın ilanıyla. Adam dediğin adam sözünü tutturur. Dışarı çıkmak yasak dedi mi, dışarı çıkmak yasaktır. Orası hiç belli olmaz. Belli olmaz tabii. İsmet doğru diyor. Kadın kadının ağzına bakar. İyi ya, hadi kalkın gidelim. Canım. Ya, hadi kalk. Adam bozuntuları. Hadi. Bu asacağınız kitap dolabı var ya, onun içine kocalık nedir, karılık nedir diye bir kitap bulun koyun, okusunlar ihtiyacı olanlar var. Hadi hadi kalk gidelim. Çayların parası? Çayların parası. Evet, ana çocuk sağlığı ve aşının ne demek olduğunu hepinize anlattım. Aşının ne kadar önemli olduğunu sanırım anladınız, öyle değil mi? Zaten bugüne kadar ihmal etmemiş olmanız da bizi çok çok sevindiriyor. Hem sizler ihmal ederseniz biz sizin peşinizi hiç bırakmayız. Bakın, lütfen birbirinizi sık sık uyarın bu konuda, olur mu? Zaten yaşlı genç sizleri buraya toplamanın nedeni de bu. Lütfen bu konuya çok çok dikkat edin. Bugün sizlere anlatmak istediğimiz bir başka konu da aile planlaması. Bu konu daha çok genç anneleri ilgilendiriyor. Ben onun için şöyle bir konuşma yapıp gideceğim. Daha sonra bu konuyu size Eva Hanım etraflıca anlatacak. O yüzden bu konuda ilgilenenler, genç anneler veya anne olacaklar burada kalabilirler. İsteyenler gidelim. Neyse. Evet. Bugün ülkemizde özellikle kırsal kesimlerde aile planlaması çok çok önemli. Thank you.